Çocuklarda bademcik enfeksiyonu eğer gerektiği gibi tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde başka rahatsızlıkların da tetiklenmesine yol açabilir. En çok korktuğumuz iki tane önemli komplikasyon dediğimiz, istemediğimiz hastalık eklenebilir bunların üzerine. Bunlardan bir tanesi akut romatizmal ateş ya da akut eklem romatizması dediğimiz hastalık. Akut eklem romatizmasında bademcik enfeksiyonunu geçirdikten sonraki haftalar içinde bir sabah çocuğun ayağa kalkamadığını, büyük eklemlerinden bir tanesinin şişmiş olduğunu, üzerine basamadığını görürüz. Eklemlerin dışında bu akut romatizmal ateşte bizi en çok korkutan durum kalbin etkilenmesidir. Akut romatizmal ateş kalp kapakçıklarını etkileyerek deforme olmalarına yol açar ve günümüzde açık kalp cerrahisiyle ya da kalp ameliyatlarında kalp kapakçığı değiştirilen erişkinlerin büyük bir çoğunluğunun geçmişlerinde çocukken geçirdikleri akut romatizmal ateş ve bunun sebebi de çocukken geçirdikleri bademcik enfeksiyonu vardır. Çocuklarda bademcik enfeksiyonunun arkasından gelen bu kalp ve eklemleri tutan akut romatizmal ateş ya da böbrekleri tutan akut glomerülonefrit dediğimiz hastalığın ana sebebi A grubu beta hemolitik streptokoklar dediğimiz bakterilerdir. Bunlar kısaca halk arasında beta diye bilinirler ve değişik zamanlarda boğaz kültürü yapıldığı zaman beta üredi, beta üremedi diye sonuçlar görürsünüz önünüzde. Eğer beta hemolitik streptokok ürediyse komplikasyon riski yani istenmeyen hastalıkların ortaya çıkma riski daha yüksektir. Bunun ciddiyetle ve gerektiği süre içinde tedavi edilmesi ve tedavinin bir çocuk doktoru tarafından planlanması gerekir.